Belki çoğumuz sonucun böyle olacağını biliyordu. Ama biz son ana kadar bir umut bekliyorduk. Karalamaya çalıştılar. Babam hasta ilan etti. Bile bile hukukun bugün sınıfta kaldığını izledik. Üzüldüğüm nokta gerekçeli kararda. O kadar biz 13 yıldır anlatmamıza rağmen bizi hiç dinlememişler. Kendi kafalarına göre zaten kararı netleştirmişler. Bizi buraya hepimizi gelip götürüp hani sizi bu adliye konularında süründüreceğiz lafını bu 13 yıl boyunca biz bunu yaşadık. Gelinen noktadaki karar benim gözüm gönlümde yok hükmünde. Ben çünkü babamın çok sağlıklı gücünün yerinde olduğu, o gün orada haklı bir mücadele verdiğine inanıyorum ve bunu da ispatladığına gönül rahatlığıyla tüm Türkiye ve kamuoyunun gördüğüne eminim. Öfkeliyim. Cümleleri seçemiyorum. Sinirime yenik düşmek istemiyorum. Çünkü hala biz bu coğrafyada yaşıyoruz. Her gün üstümüze daha da baskıyla geliyorlar. Ama bir yerde bir kırılma noktası olursa maalesef bu ülke çok başka yere gidecek. Biz inatla adalete inanmaya çalışıyoruz, hukuka inanmaya çalışıyoruz. Maalesef yargı da bizi inatla bundan uzaklaştırmaya çalışıyor. Güçlülerin yanında olmaya çalışıyor, devletin yanında olmaya çalışıyor. Ama hiçbir zaman aklın yanında olmaya çalışıyor. Biz haklıyız.